Türkiye, insansız hava araçlarında ortaya koyduğu çözümlerle dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girmeyi başardı. Türk güvenlik güçleri tarafından etkin olarak kullanılan araçlar bir dizi ülkeye de ihraç edildi. Türkiye, insansız araçların muharebe sahasında sunduğu olanaklardan daha fazla yararlanmak için bu alandaki çözümleri çeşitlendirmeye çalışıyor. Bu kapsamda yoğunlaşılan alanlardan biri insansız kara araçları. İnsansız kara aracı çalışmaları hafif, orta ve ağır sınıf olmak üzere 3 ana kategoride gerçekleştiriliyor. 2021'de her 3 kategoride de önemli gelişmeler yaşanacak. Ağır sınıf insansız kara aracının prototip üretimi gerçekleştirilecek. Orta sınıfta ikinci seviyede ilk araçlar teslim edilecek ve birinci seviye için sözleşme imzalanacak. Hafif sınıfta ise üçüncü seviyede ilk ürünler teslim edilecek. Türk savunma sanayisi, güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda atılabilen, pek çok engeli aşabilen, farklı faydalı yüklerle çeşitli görevleri yerine getirebilen hafif sınıf insansız kara araçları yerli olarak geliştirdi. 3 sınıfta sırasıyla 1, 3 ve 6 kilogram ağırlığındaki araçlar mağara, meskun mahal, çok katlı bina, geniş arazi operasyonlarında güvenlik birimlerinin minik yardımcıları olarak kullanılacak. Gece gündüz şartlarında görev yapabilecek araçlara keşif gözetleme, silah, haritalama modülü ve KBRN dedektörü takılabiliyor. Orta sınıf aracı üretimi için Aselsan ile sözleşme imzalandı. Katmercilerin de platform üreticisi olduğu projeyle silahlı insansız kara araçları Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Proje, keşif, gözetleme, hedef tespiti yapan, üzerine silah sistemleri ve ihtiyaç duyulan başka sistemlerin takılabildiği, uzaktan komuta edilebilen, otonom olarak kullanılabilen, üstün hareket kabiliyetine sahip insansız kara aracı geliştirilmesini ve seri üretimini kapsıyor. Zırhlı muharebe aracı ZMA, modernizasyon projesinde ana yüklenici olarak görevlendirilen Aselsan, proje kapsamında ayrıca insansız kara aracı uygulaması ve Pulat aktif koruma sisteminin entegrasyonu konularında öz kaynaklı olarak teknoloji gösterimi çalışmaları yürütecek. ZMA modernizasyonu projesi, Aselsan'ın zırhlı araçların bütününe yönelik faaliyetlerin yönetiminden sorumlu olması nedeniyle özel bir yere sahip bulunuyor. Aselsan, bu konuya daha fazla kaynak ve efor ayırarak özellikle ağır sınıf insansız kara araçları için gerekli teknolojik altyapıyı kazanmayı amaçlıyor. Ağır sınıfta ayrıca envanterdeki M113 zırhlı personel taşıyıcıların insansız hale getirilmesine yönelik çalışmalar bulunuyor. FNSS ile Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu bu konuda teknoloji gösterimi gerçekleştirdi.